kadar oldu öleli? 1,5 ay. Zavallı Hacer! Herhalde beni hiç affetmemiştir. Bilakis! Son nefesine kadar sizden hürmetle bahsetti. Onun kiracısıydım. Uzun seneler aynı çatı altında oturdum. İki kardeş gibi olmuştuk. Çok iyi bir insandı o. Peki, neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı? Niçin Kezban'dan hiç bahsetmedi? Bunu bir erkek anlayamaz. O size her şeyini vermişti. Ama terk edilince gururunu korumak istedi. Çocuk bahanesiyle sizi alıkoymak istediğini düşünürsünüz zannetti. Yaşayışının tek gayesi Kezban'dı. Belki de onu elinden alırsınız diye korktu. Evet, anlıyorum. Hacer! Zavallı Hacer! Zavallı! Kezban, kim bilir kızım beni ne kötü bir baba olarak tanıyor? Hayır! Hacer buna razı olur muydu hiç? Hakkınızda kötü düşünmesin diye senelerce evvel Kezban'a sizin öldüğünüzü söylemişti. Hı? Öldüğümü mü söylemişti? Ama... Anlıyorum. Bugün kızımın karşısına ne sıfatla çıkacağım diye düşünüyorsunuz. Herhalde babası olarak çıkamazsınız. Çünkü böyle bir yalan, Kezban'ın hayalindeki Hacer'in hatırasını da zedeler. Peki ama... ona kendimi kim olarak tanıtabilirim? Bir akraba veya bir aile dostu olarak karşısına çıkmalısınız. Fakat bu kadar sene sonra mevcudiyetini öğrenemediğim evladımdan... babası olduğumu saklamak, onu hasretle öpememek. Haklısınız. Kolay değil ama buna mecbursunuz. Kezban bu yaşa gelinceye kadar kendisini arayıp sormayan bir babayı kolay kolay affetmez. Anlıyorum. Kezban annesine benziyor mu Nazire Hanım? Nazire teyze! Nazire teyze! Teyzeciğim! Teyze! Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yavrum. Sizi karşılamaya rıhtıma gelemediğim için beni affedin efendim. Zarar yok yavrum. Hadi kızım, Ali Bey'in de karnı acıkmıştır. Sen yavaş yavaş sofrayı hazırlayıver. Peki teyzeciğim. Neniz var? Hastalandınız mı? Yok bir şey. Bana biraz su verir misiniz? Peki. Artık kötü günler bitti Kezban. Senin için yepyeni ve çok mesut bir hayat başlayacak. Ben burada çok kötü bir hayat yaşamıyorum ki efendim. Tabii yavrum, onu demek istemedim. Ama İstanbul'a gelince hayatı daha iyi tanımak, tahsiline devam etmek imkanını bulacaksın. Size ağır büyük olacağımı düşündükçe... O ne biçim laf evladım? Baban bana bir kardeşten daha yakındı. Bu vazifeyi yapmakta geç bile kaldım. Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var. Adı Lale, çok iyi bir kızdır. Göreceksin, seni bir kardeş gibi sevecektir. Bavulları ol. Gel yavrum, içeri girelim. Evimize geldik artık. Ben de daha öyle hikayeler anlatırım. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Hoş geldin Ali. Oh karıcığım, hoş bulduk. İşte size ikinci kızımız Kezban'ı getirdim. Bak yavrum, bu Güzide teyzen, bu da Fazıla teyzen.
Hoş geldin yavrum. Dur bakayım şöyle. Sıhhatli görünüyor, işe yarar. Neler söylüyorsun? Aman bir şey söylemedik ki canım. Babacık! Babacık, babacık! Kim gelmiş, kim gelmiş? Dur, babacık dur, gelmiş. Dur, başımı döndürdün. Aşk olsun babacık, beni hiç özlemedin mi? Özlemesi olur muyum hiç? Ver bakalım bir gıdık. Bütün yorgunluğum geçti işte. Bak Lale, sana bir kardeş getirdim. Onunla çok iyi dost olmanızı istiyorum. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Lale! Geliyorum. Bay bay. Gelsene biraz, sana bir şey söyleyeceğim. Fakat karıcığım... Hadi yürü! Şuna bak! Nereden çıktı bu? Kim bu dünya güzeli yahu? Misafirimiz! Yaklaşsana biraz! Aa, çocuklar durun, beni dinleyin! Ha? Size babamın biraz evvel Gemlik'ten getirdiği misafirimizi tanıtayım. Adın neydi senin? Kezban'dı galiba, öyle değil mi? Evet efendim. Buna şaşmamak lazım. Anadolu'dan geldiğine göre adı ya Kezban olacak, ya Ayşe ya da Fatma. Pardesisi de pek yakışmış. Etek pardesiden tam 4 parmak daha uzun. Herhalde yeni bir moda olacak bu çocuklar. Papuçlar da topuksuz ve fiyonklu. Ya bırakın, ne istiyorsunuz Allah'ın garibinden? Garip bir halim olduğunu hiç zannetmiyorum. Asıl garip olan sizlersiniz. Öyle mi? Çocuklar, durun. Bu şık ve zarif hanım acaba hangi moda evinden giyiniyor, önce onu anlayalım. Evvela şu şahane pardösten başlayalım. Sizin hoşunuza gitmeyebilir ama ben onu çok beğendim. Beğendiği belli oluyor. Baksanıza daha... etiketini bile çıkarmamış. Dikkat! Şimdi bu zarafetin sırrını çözüyoruz. Gemlik şık giyim evi. Tamam, işte esrar çözüldü. Demek ki bu şık hanım, Gemlik'in şık giyim evinden giyiniyormuş. İşte bu kadar! İçeri girelim, sana odanı göstereyim. Gel. Ağlama yavrum. İlk geldiğin gün kötü bir karşılama oldu ama merak etme. Bu evde seni kimsenin ezmesine müsaade etmeyeceğim. Ben onlara ne yaptım ki benimle böyle zalimce alay etmeye kalktılar? Artık bunu düşünme. Şimdi biraz yat, uyumaya çalış. Hadi yavrum. İyi uykular. Size de.
Kezban, gel yavrum. Demek sen de benim gibi erken kalkıyorsun. Bu evde saat 10'dan evvel ortalıkta kimse gözükmez. Otur şöyle, seninle karşılıklı bir kahvaltı edelim. Söyle bakalım, gece biraz dinlenebildin mi? Evet, uyumaya çalıştım ama pek iyi bir gece geçirdim sayılmaz. Buradaki hayata alışamayacağım gibi geliyor bana. Yok, önce bu fikri kafandan atman lazım. Geri dönmeye kalkmak, mağlubiyeti kabul etmek demektir. Dünkü karşılamadan sonra mücadele gücümü kaybettim. Eğer istersen güzelliğin, zarafetin ve zekanla kısa zamanda aradaki farkı kapatabilirsin. Bu konuda sana ben de yardımcı olurum. Çayını bitir, seninle hazır ortada kimse yokken koruda biraz dolaşmaya çıkalım. Lale'yi aldırmamalısın, hırçın bir kızdır. Eğer sözlerine ehemmiyet verdiğini hissederse daha da hırçınlaşır. Buradaki varlığım Lale'yi bedbaht edecekse benim geri dönmem daha iyi olur. Ben kısa zamanda Lale'nin de seni seveceğine eminim. Ya o yanındaki bey? Akşam beni asıl rezil eden oydu. Ferit mi? Doğrusunu istersen onun akşamki haline ben de şaştım. Belki fazla içkiliydi. Yoksa hiç de öyle kırıcı bir insan değildir. İyi bir insan hiç tanımadığı kimsesiz bir kıza karşı bu kadar haince davranamaz. Haklısın yavrum. Feride senden af dilemesini söyleyeceğim. Buna lüzum yok. O zalim bir adam. Merhaba cücüm, merhaba. Merhaba halacığım, ne o sabah gezintisi mi yapıyorsunuz? Deli kız. Siz de bizimle gelmez misiniz acaba? Aman Necmi, boş ver be! Şimdi şu köylü kızını çağırıp keyfimizi kaçırmanın alemi var mı? Bırak gelsin, daha iyi biraz eğleniriz. Ben sizin gibi güneşin altında denizde dolaşacak kadar genç değilim. Ama Kezban isterse sizinle gelebilir. Bari siz gelin Kezban Hanım. Hayır efendim, madem siz kalıyorsunuz benim de gitmem doğru olmaz. Neden yavrum? Sen gençsin, eğlenmek senin de hakkın. Fakat efendim... Ne o, korkuyor musun yoksa? Yüzme bilmiyorsan korkma! Denize düşersen seni sudan çıkaracak bir sürü insan var! Hadi kızım, biraz evvel ne konuştuk? Onlara kendini kabul ettirmelisin. Hadi, hadi durma, atla! Hadi, hadi kızım! Hadi, buyurun Kezban Hanım! Hadi! Bakın size bir mayo buldum. Hayır, teşekkür ederim, istemem. Ama güneşten istifade edebilmeniz için bunu giymeniz lazım. Boşuna yoruluyorsun Ferit, yabancıların yanında mayo ile oturmaz Kezban. Tabii, onların inanışına göre mayo ile denize girmek günahtır. Bunu da nereden çıkardınız? Benim de memleketimde deniz var. Yüzerken biz de mayo giyeriz. Mektep arkadaşlarımla her yaz bir sahil köyünde kamp kurarız. Ya, demek sen mektebe de gittin. Nilüfer! Bırakın. Hakkımda öğrenmek istediklerini sorsunlar ki birbirimizi iyice tanıyalım. Evet doğru, önce tanışalım. Nilüfer senden başlıyorum. Amerikan Koleji'nde okur. Lale'nin en samimi arkadaşıdır. Aralarından su sızmaz. Evet, genç doktorlarımızdan Ferit Bey'e gelince... Ferit Bey'le dün akşam tanışmıştık. O halde gelelim. Aman şş, sıkıldık artık Bihter, bu oyun akşama kadar sürecek. Bırak da Kezban kendisinden bahsetsin. Demek köyünde mektebe gidiyordun. Tabii, ne zannettin? Köylüler de okumaya düştü artık. Nedense aşağı tabakada böyle bir büyüklük merakı var şimdi. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Okumak yalnız zenginlere verilmiş bir hak değildir. Benden bahsederken kullandığınız o aşağı tabaka kelimesine gelince... onu da size iade ederim. Bana mı iade edersin? Sen önce kıyafetine bak da öyle konuş, köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir. Ben köylülüğümle iftihar ederim. Kıyafetimde de utanılacak hiçbir şey yok.
Kezban, arkadaşıma hakaret edemezsin. Çeneni kapat yoksa ben sustururum. Yeter! Bu saçmalığı nereye kadar götüreceğinizi merak ettiğim için lafa karışmadım. Hiç hakkınız olmadı halde Kezban'ın husi hayatına çirkin bir şekilde müdahale ettiniz. Buna terbiyesizlik derler. Bu mevzuyu kapatalım artık. Aman canım! Hadi çocuklar baş tarafa geçelim de Sayın Bay müdafaa ettiği hanımla yalnız kalsın. Hadi, gel Nülüfer. Onların adına sizden özür dilerim. Merit, neden beni anlamak istemiyorsun? Bihter, ne olur gene başlama! Benim öyle nişanlanmak, evlenmek gibi meraklarım yok! Benimle sevişmek bu kadar zor mu geliyor sana? Yoksa beni güzel bulmuyor musun? Yo, öyle bir şey demedim ama! O halde beni kollarının arasına almak için daha ne bekliyorsun? Beğendin mi yaptığın işi? Hı. Kezban, Kezban bir dakika! Merak etmeyin, gördüklerimden kimseye bahsedecek değilim. Boş yere arkamdan koşmayın. İstersen gördüklerini herkese anlat, umurumda bile değil. Evet, asıl senin benim hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Bu sizin için bu kadar önemli mi Ferit Bey? Bu benim için senin zannettiğinden çok daha önemli Kezban. Hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Beni fena bir insan olarak tanımanı istemem. Bihter'den sonra şimdi de sıra bana mı geldi? Sükutumu satın almak için böyle roller oynamanıza lüzum yok Ferit Bey. Merak etmeyin, sırrınızı kimse bilmeyecek. Müsaadenizle. Lale, kızım gelsene, nereye gidiyorsun? Yukarı çıkıyorum. İmtihanın ne oldu söylesene. Haline bakılırsa sınıfta kalmışa benziyor. Evet, iyi keşfettiniz babacığım, maalesef çaktık. Bu benim için pek sürpriz olmadı doğrusu. Bütün yaz çalış kızım demekten dilimizde tüy bitti. Ama dinletemedik ki, gayet tabii. İnsanın senin gibi aklı bir karış havada olursa... Elinize fırsat geçti artık. İstediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz. O ne biçim konuşmak Lale? Ne yapalım anne? Elimden bu kadarı geliyor. Sınıfta kaldım diye kendimi öldürecek değilim ya! Gördün mü? İşte bu kadar şımartırsan sonu bu olur tabii. Çalışıyorum. Senin imtihan ne oldu? Bir de şimdi sana mı hesap vereceğiz? Hadi bırak çalışmayı da şunu çabucak ütüleyiver. Bakınıp durma öyle aptal aptal. Çocuklar kulüpte bekliyor, hemen gitmem lazım. Elini çabuk tut.
söyle bakalım, yatılı okumak isteyişinin sebebi nedir? Yoksa evdekilerle aranda bir hadise mi geçti? Hayır, katiyen evde herkes bana karşı çok iyi davranıyor. Rahatça çalışabilmek için yatılı okumak istiyorum. İnanın ki başka sebep yok. Sana çok alıştım. Her akşam eve döndüğüm zaman seni evde bulmak büyük bir saadet veriyordu bana. Ama madem ki öyle istiyorsun, peki, öyle olsun kızım. Çok teşekkür ederim amcacığım. Hayatımda yeni bir devre başlamıştı. Giriş imtihanlarını kazanışım evdekiler için büyük bir sürpriz oldu. Artık Damdösyon Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okumaktayım. Bazı hafta tatillerini bile ders çalışacağımı bahane ederek mektepte geçiriyorum. Davranışımın beni çok seven amcama üzdüğünün farkındayım ama onun beni anlayacağını ve affedeceğini umuyorum. Il y a quelqu'un qui vous demande de parler, ma fille. Il ne vous a pas dit son nom? Non, il dit qu'il est un de vos parents. Soyez gentille, ma sœur. J'aime mieux ne pas voir ce monsieur. Veuillez lui dire que je ne suis pas à l'école. Je regrette, monsieur, mais la personne que vous vouliez visiter est absente en ce moment. Elle est allée en promenade avec ses amis. Kim? C'est dommage, car je pars demain matin pour la Suisse. Je vais y rester très longtemps, je pense. J'aurais voulu la voir une dernière fois avant mon départ. Mais vous pouvez lui remettre ceci, j'espère. Oui, certainement, monsieur. Merci, ma sœur. Merci mille fois. Hayatına iyice alışmıştım artık. Arkadaşlarımla anlaşmış, hocalarıma kendimi sevdirmiştim. Bütün günüm çok yüklü olan derslerle uğraşarak geçiyordu. Öğrenmek, durmadan yeni şeyler öğrenmek. Bu bende bir ihtiras haline gelmişti adeta. Bazı akşamları kütüphanede geçiriyor, mektebin zengin kitaplarından istifade ederek bilgi dağarcığıma yeni şeyler katmaya çalışıyordum. Okul hayatının eğlenceli tarafları da vardı. Bazı geceler yatakhanede kızlar yastık oyunu oynarlardı. Oyunumuz her seferinde Sir Angelic'in kapıda belirmesiyle sona erer, herkes yataklarına kaçışırdı. Sene sonu yaklaşırken okulumuzun tertiplediği müsamerenin hazırlığı başlardı. Ben de piyeslerde rol alırdım. Arkadaşlarımın tiyatroda da derslerimdeki kadar başarılı olduğumu söylemeleri beni ayrıca mutlu ederdi. Mevsimler birbirini kovalıyor, zaman su gibi akıp gidiyordu. Artık lisenin son sınıf talebelerinden biriydim. Birkaç haftaya kadar başlayacak mezuniyet imtihanları hepimizi kitaplardan baş kaldıramaz hale getirdi. Şimdi hayatım tek gayesi mektebi iyi dereceyle bitirip bana inanan amcama karşı vicdan borcumu ödemekti. Oh! Çalışkan öğrenci bir pazar olsun, mektebini bırakıp eve gelmek lütfunda bulundu. Alay etme Lale, biliyorsun imtihanlar başladı, çok çalışmam lazım. Ama sizleri öyle özledim ki bu pazar geldim işte. Amcam evde yok mu? Kütüphanede,
Hadi eyvallah, akşama görüşürüz. Nereye gidiyorsun sen? Necmi beni bekliyor. Kotrayla dolaşacağız. Necmi mi bekliyor? Hı. Bunu söylemek bana düşmez ama... sözlü olduğun Ferit Avrupa'dayken Necmi ile böyle Kotra gezintileri yapman doğru. Canım kimle isterse onunla gezerim. Buna kimse karışamaz. Hele seni hiç alakadar etmez. Anladın mı? Bir daha bana ait meselelere sakın burnunu sokma. Amcacığım! Amcacığım! Affedersiniz, amcamı arıyordum da. Amcanız içeri girdi, şimdi gelecek. Siz herhalde Kezban Hanım olacaksınız. Evet. Ali Bey sizden çok bahseder. Sizi gıyaben gayet iyi tanıyorum. Damdesiyon Lisesi'nde okuyorsunuz, çok iyi bir talebesiniz. Bu sene mektepte son seneniz, tamam mı? Evet, tamam. Gördünüz mü, daha sizi tanımadan hakkınızda ne çok şey biliyorum. Demek tanışmak da bugün kısmetmiş. Biliyor musunuz, Ali Bey sizi çok seviyor. Hakkı da yok değil, böyle güzel bir kızı kim sevmez. Oturmaz mısınız? Amcamı görmem lazım, rahatsız etmeyin. Amcacığım! Oo, benim cüci kızım gelmiş. Amcacığım! Ne haber, imtihan bitti mi? Bir tane kaldı. Artık okul bitti demektir. Oo, Faruk Bey! Bizim Ankara'daki inşaatın projesini hazırladı. Böyle genç göründüğüne bakma, çok iyi mimardır. Çok güzel de resim yapar. Çocuklar, bakın ne düşündüm biliyor musunuz? Kezban bu hafta içinde mektebi bitirmiş olacak. Önümüzdeki cumartesi bunun şerefine evde bir toplantı yapalım. Çok iyi bir fikir. Sen de herhalde bu mutlu günde aramızda bulunmak istersin. Tabii, hem de seve seve. Bu benim için büyük bir zevk olur. Kadehimi Kezban'ın şerefine kaldırıyorum. Şerefe! Sen Kezban'ın şerefine kadeh kaldırmıyor musun? Ben öyle her şey için kadeh kaldırmaya meraklı değilim. Ne oluyorsun kızım? Eğer sen de okulu bitirseydin senin şerefine de kadeh kaldıracaktık. Mükafat daima hak edene verilir. Amcacığım, haksızlık ediyorsunuz. Lale de... Senin müdafaana ihtiyacım yok. Bana ait meselelere burnunu sokmamanı sana daha önce hatırlatmıştım. Lale, çok ileri gidiyorsun. Anlaşılan ben aranızda olmasam daha iyi eğleneceksiniz. Lale! Lale! Ali, bilmem ki ne istersin bu kızdan. Git de gönlünü al bari. Hayır. Son günlerde iyice hırçınlaştı. Amcacığım, ne olur ben de rica ediyorum. Buyurun. Çocuklar. Çok yoruldum. Yahu amma uzattım bu Avrupa macerasını. Evet. Adama kolay kolay diploma vermiyorlar, ne yapalım? Aa, hoş geldiniz Ferit Bey. Avrupa size çok yaramış, bayağı değişmişsiniz. Asıl değişiklik sizde. Giderken küçük ve sevimli bir mektep talebesi olarak bırakmıştım sizi. Şimdi karşımda son derece modern ve erkeklerin başını döndürecek kadar cazibeli bir genç kız buluyorum.
Bunu iltifat olarak mı kabul etmeliyim acaba? Bana kalırsa bir gerçek olarak kabul etmek lazım. Ben de Ferit Bey'le aynı fikirdeyim. Bak ne çalıyor, bu parçaya bayılırsın sen. Gel dans edelim. Müsaadenizle. Hadi çocuklar dansa. Kim bu Kezban'la dans eden delikanlı? Mimar Faruk Bey. Babamın Ankara'daki inşaatını yapıyor. Bakıyorum daldın. Kum mu çıkarıyorsun? Yok, dans edenleri seyrediyorum. Hı. Dur bakayım sana şöyle. Yahu sen ben görmeyeli pek şirin, pek sevimli bir kız olmuşsun. Bir türlü güzel diyemiyorsun değil mi? Sen de güzelden daha başka bir hususiyet. Ne bileyim, kendine has bir tatlılık var. Aman biliyorum, biliyorum. Çok tatlıyımdır ben. İltifat edeceğim de kendini yorma. Kezban'ı nasıl buldun? Çok, çok değişmiş. Unutma. Hı? Yarın sabah tam 11'de seni almaya geleceğim. Hı hı. Merhaba. Ah, merhaba. Bir yere gidiyordunuz galiba. Evet, çıkıyordum. Halbuki ben de sizin için gelmiştim. Öyle mi? Bana söylemek istediğiniz bir şey mi vardı? Bilmem, sadece sizi görmek istemiştim. Madem ki sadece görmek istemiştiniz, işte gördünüz. Müsaadenizle. Kezban. Evet. Bana hala kızgın mısın? Bunu da nereden çıkardınız? Sizden özür dilemek için Avrupa'ya giderken okula ziyaretinize gelmiştim. Evet, hatırlıyorum, öyle bir şey söylemişlerdi. Neden zahmet ettiniz? Sizden konuşmak istemiştim ama kısmet olmadı. Affedersiniz, gitmem lazım. Bir başka zaman konuşuruz inşallah. Dans etmekten bıkmadın mı hala? Hayır, bıkmadım. Neden beni anlamak istemiyorsun? Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun. Evet, biliyorum. Sen de benden hoşlanıyorsun değil mi? Belki. Peki o halde neden? Neden Ferit'le nişanlanmaya kalktın? Aman bırak şimdi, gene aynı laflara başlama. Gel şöyle otur, seninle konuşmak istiyorum. Hayır, benim canımda dans etmek istiyor. Söyle, neden Ferit'le nişanlanıyorsun? Nerede kaldılar, ne oldu bunlara be? Ne yapıyorlar aşağıda acaba? Bilmem. Durun ben bir bakayım. Söyle, bana acı çektirmek hoşuna mı gidiyor yoksa? Bırak, canımı acıtıyorsun ama. Oh, affedersiniz. Özür dileyecek bir şey yok. Senden çekinecek değilim ya. Burası sıcak oldu galiba. Dışarı çıkıp biraz hava alalım. Seni anlamıyorum Lale. Madem Necmi'yi seviyorsun, neden Ferit'le nişanlanmaya kalktın? Senin aklın ermez böyle şeylere. Evet. Necmi'yi seviyorum ama gene de Ferit'le nişanlanacağım. Peki ama buna sebep ne? Sebep mi ne? Sen Ferit'in Kezban'a nasıl baktığını hiç gördün mü? İkisi de birbirine aşık. Ama ben Ferit'i o köylü güzeline bırakacak kadar budala değilim. Hayır oğlum. Bana yaptığı o büyük yardımdan sonra Ferit Lale ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem. Çok şey borçluyum Ali Bey'e. Fakat baba, Lale'yi çok severim ama bu daha ziyade bir kardeş sevgisi. Halbuki evlenmek çok farklı bir şey.
Ferit. Bunu bilmeni istemezdim, anlatmak zorundayım. Senin staja gideceğin sıralarda çok büyük bir mali kriz geçiriyordum. Tam manasıyla iflas etmek üzereydim. O sırada Ali Bey imdada yetişmesiydi, şimdi ne sen ne de ben bugünkü durumumuzda olurduk. O bu yardımı biraz da seni Lale ile evlendirmeyi düşündüğü için yapmıştı. Anlıyorum. Desene bu iş bir minnet borcu haline gelmiş. Pekala baba, istediğiniz gibi olsun. Ne dersiniz Kezban Hanım? Bu durumda özür dilemek kadına mı düşer, erkeğe mi? Erol Bey haklı galiba. Bir erkeğe bu kadar yüklenmemek lazım. İyi, affedersiniz. Kezban Hanım, biraz benimle gelebilir misiniz? Müsaadenizle. Rica ederim. Hayır, dans etmek için çağırmadım seni. Biraz konuşmak istiyordum. Hem de çok önemli bir meseleden bahsedeceğim. Gel bahçeye çıkalım. Sana çoktan beri söylemek istediğim mühim bir şey var. Seni dinliyorum. Bilmem ki nasıl başlamalı. Kezban, seni ilk gördüğüm gün çok beğenmiştim. Sonra bu his kısa zamanda öyle gelişti ki artık senden başka hiçbir şey düşünemez hale geldim. Benle ne bilenir misin? Biliyorum, bir genç kıza böyle damdan düşer gibi pat diye evlenme teklif edilmez. Bunun bir usulü erkanı vardır. Ama şu anda sana karşı elimdeki tek koz samimiyetimden ibaret. Beni çok şaşırttın. Biliyorsun, yarın Ankara'ya gidiyorum. Kim bilir, bir daha ne zaman görüşürüz. Hislerimi sana bu akşam mutlaka anlatmam lazımdı. Bunu hiç beklemiyordum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Senden hemen bir cevap istemiyorum Kezban. Sana karşı büyük bir dostluk beslediğimden şüphe edemezsin. Ama evlenmek meselesine gelince bu fikir benim için o kadar yeni ki, bir müddet müsaade et de ona alışmaya çalışayım. Sana bir gün cevap veririm. Hayır demediğin için ne kadar mesudum bilsen. Verdiğin şu küçük ümitle cevabını istediğin kadar bekleyebilirim artık. Çünkü ümitsiz yaşanmıyor. Allah'a ısmarladık Kezban. Güle güle. İyi yolculuklar. Merhaba. Merhaba. Hala yorulmadın mı böyle mutlu ve neşeli kadın rolü oynamaktan? Bu sahte neşe içindeki acıyı yok eder mi sanıyorsun? Neler söylüyorsun Necmi? İçkiyi fazla kaçırdın galiba. Belki de. Ama benimki dürüst bir çare. Hiç olmazsa kimseyi aldatmaya kalkmadan ıstırabımı alkolün içinde boğmaya çalışıyorum. Biz ikimiz de bedbaht insanlarız. Onlar bizi bırakıp birbirlerine bağlandılar. Bu müthiş bir hatadır. Çünkü onları asıl seven biziz. Sen ve ben. Anlamıyorum. Kimden bahsediyorsun? Pekala anlıyorsun. Çünkü ben Lale'yi nasıl seviyorsam, sen de Feride öyle aşıksın. Saçma! Sen beni dinlersen artık içmekten vazgeç. Öyle mi? Şuurunu kaybedip saçmalıyorsun. Derdini deştim diye kızdın mı bana yoksa?
Bir derdim olmadığı için sana kızmama da sebep yok. Ne arıyorsun burada? Seni. Beni mi? Neden, bir şey mi var? Evet Kezban, hem de çok önemli bir şey. Üçümüzün de hayatı şu anda vereceğimiz karara bağlı. Üçümüzün hayatı mı? Evet, sen, ben ve Lale. Ne demek istediğini pek anlayamadım. Dinle Kezban. Seni gözlerini ilk gördüğüm an sevmiştim. Ama ne yazık ki bu gerçeği ancak şimdi itiraf edebiliyorum. Lale ile nişanlandığın gece bu sözleri söylemeye nasıl cesaret ediyorsun? Nişan nikah değildir. Eğer istersen her şeyden vazgeçer, hayatımı senin önüne koyarım. Çıldırmışsın sen. Neden? Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Hayır, nefret etmiyorum senden. Ama sen benim için sadece bir arkadaşsın. Seni iyi tanıyorum Kezban. Çok mağrursun. Bana aşık olsaydın bile gene böyle konuşacağını biliyordum. Ama dikkat et. Aşk bir gün intikam alacak senden. Bir gün sen de sevecek ve ıstırap çekeceksin. Sevmediğimi nereden biliyorsun? Nasıl? Ne dedin? Ferit, kolumu acıtıyorsun. Söyle kime aşıksın? Hayır, bunu bilmene lüzum yok. Merak etme, anladım bile. Faruk'u seviyorsun değil mi? Söyle! Faruk'u seviyorsun değil mi? Evet. Bunu anlamıştım zaten. Kolumu acıtıyorsun Ferit, bırak rica ederim. Keşke senden bunları hiç konuşmamış olsaydım. Dün gece uyumamışsın. Bak gözlerin de kızarmış. Ağlamışsın sen. Anlat bakayım bana. Ne oldu? Bana yardım et ne olur ablacığım. Çok bedbahtım. Neden yavrum? Sevdiğim adamı sevmemem lazım. Buna hakkım yok. Ama artık kalbimle mücadele edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. O da beni seviyor. Ama birleşmemiz mümkün değil. Her şey bizi ayırıyor. Senin ne kadar sağlam bir karakterin olduğunu bilirim kızım. Onun için tavsilat istemiyorum. Madem ki ayrı yaşamaya mahkumsun, onu unutmaya çalışman lazım. Anlıyorum. Size bir şey daha sormak istiyorum. Beni çok seven başka biriyle evlensem, mesut olmam için elinden geleni yapacak. Bundan eminim. Bu daha büyük bir hata olur kızım. Bir zamanlar bir genç kız vardı.
O da senin gibi çok tecrübesizdi. Hayat hakkında hiçbir şey bilmediği için aynı hatayı yapmış ve sevmediği bir adamla evlenmişti. Kısa zamanda ayrıldılar. Ama kızın bütün hayalleri yıkılmış, hayata küsmüştü. Bir daha evlenmek istemedi. Ve vaktinden evvel ihtiyarladı. Ablacığım. Aynı şeyin senin de başına gelmesini istemem yavrum. Ne kadar acı çekersen çek, sakın sevmediğin bir adamla evlenmeye kalkma. Daha çok gençsin. Bir gün hayat sana da mutlu olmak imkanını verecektir. Anneciğim şunu takıver ne olur, beceremedim bir türlü. Hadi anneciğim bekliyorum, şunu takıver ne olur. Kızım dur, telaşın nedir? Saat kaç oldu, senin haberin var mı? 40 yılda bir baloya gideceğiz, bir türlü evden çıkamadı. Daha baban inmedi bile. Aman o da bu kadar saat ne yapar yukarıda bilmem ki. Gel bakayım yavrum. Çok yakışmış bu tuvalet sana. Bu gece balonun en güzel kızlarından biri de sen olacaksın. Teşekkür ederim ablacığım. Herhalde beni sevdiğiniz için size öyle geliyor. Uf, nerede kaldı bu babam? Hiç gitmesek daha iyi. İnsan bu kadar bekletilmez ki. Neredeyse iner, acelenle kızım, balo kaçmıyor. Canım bir an evvel gidip biraz eğlenmek istiyor, bu da mı kabahat? Durun ben bir bakayım. Amca! Amcacığım ne oldunuz? Yok bir şey yavrum. Bir doktor, Ferit'i çağıralım amca. Hayır kızım, sakın kimseye haber verme. Doktor falan istemem. Geçti zaten, hiçbir şeyim kalmadı. Sen şimdi hemen aşağı in, onlara baloya gitmelerini söyle. Ama siz bu vaziyetteyken... Benim hiçbir şeyim yok. Biraz istirahat edersem kendimi toparlarım. Siz gidin, ben arkadan gelirim. Fakat amcacığım! Bırak inadı, ne istiyorsam onu yap, hadi kızım! Geliyor mu baba? Hayır, henüz hazır değil. Ferid'in sizi götürmesini söyledi. Biz arkadan geliriz dedi. Olur mu öyle şey canım, biraz daha bekleriz. Niye olmasın anne? Zaten nasılsa arabayı hepimiz sığamayız. Biz gidelim, onlar arkadan gelsinler. Hadi canım. Ha? Aman Lale, bu akşam amma da mızmızlandın. Gidelim bari. Nasılsınız amca? Gittiler mi? Evet. Peki Kezban kızım, sen neden gitmedin? Sizi yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Ali hala gelmedi, ne oldu acaba? Ya benim de aklım hep onda, ne yapsak? Zavallı Kezbancık, benim fedakar kızım. Eğlenmene mani oldum senin. Beni üzmek için mi böyle konuşuyorsunuz? Ne olur yani, ben de Lale gibi sizin bir kızınız değil miyim? Beni seviyorsun değil mi kızım? Tabii, hayatta en sevdiğim insansınız. Çok defa size baba dememek için kendimi güç tutuyorum. Baba, ne tatlı kelime. Evet, çok tatlı. Ne yazık ki ben bunu ömrümde bir defa olsun tatmadım. Zavallı yavrum, inşallah günün birinde beni affedersin. Neden benden af diliyorsunuz amca? Sana mutlu bir ömür veremediğim için kızım. Çünkü ben günahkar bir adamım. Amca neler söylüyorsunuz? Bu halinle annene ne kadar benziyorsun. Zavallı Hacer. Şimdi onu sana anlatacağım. Annemin neyini anlatacaksınız? Senin bilmediğin bazı şeyler var yavrum. Ben annene zannettiğinden çok daha yakınım. Yoksa siz... Evet kızım. Düşündüğün gibi... Ben senin babanım. Hacer'i çok sevmiştim. Ama yazık ki bu aşk çabuk sönmeye mahkum bir alevmiş. Ne hassas, ne kadar ince ruhlu bir kadındı.
onun kıymetini bilemedim. Terk ettiğimde seni dünyaya getirmeye hazırlanıyormuş. Bunu bilmiyordum. Bir kızım daha olduğunu ancak annenin ölümünden sonra öğrenebildim. Artık hakkımdaki fikrini açıklayabilirsin kızım. Söyle, beni hala seviyor musun? Babacığım! Babam! Yavrum benim! Kes babacığım! Babacığım benim! Bu geceki tesadüfler Allah'ın bir lütfu. Gel Ferit, yaklaş şöyle. Sana çok mühim bir sır vereceğim. Kezban benim kızımdır oğlum. Biliyorum efendim. İstemeyerek biraz evvelki sözlerinizi duydum. Ama bu sırrı hiç kimseye söylemeyeceksin. Bunu bana vaat eder misin? Siz öyle istiyorsanız elbette. Teşekkür ederim çocuğum. Senden de bunu beklerdim. Maziyi bırakalım artık, istikbali düşünmemiz lazım. Büyük hatamı kısmen de olsa tamir etmeye çalışacağım. Öldüğüm zaman veraset meselesi mevzu bahs olacaktır. Babacığım! Çok yaşamayacağımı biliyorum kızım. Sözümü kesmeden beni dinleyin. Kanuni varislerim tespit edilirken bunların arasında Kezban'ın ismi geçemez tabii. İleride bir karışıklığa sebebiyet vermemek için şimdiden servetimin üçte birini ona bıraktım. Yalnız çok genç ve tecrübesizdir. Senden ona yardım etmeni, yol göstermeni istiyorum Ferit. Kezban evleninceye kadar ona bir abi olacaksın. Anlıyorum efendim. Ben öldükten sonra bir mecburiyet olmadıkça aramızdaki sırrı kimseye açmayın. Karımla Lale'nin nazarında hatıramın kirlenmesini istemem. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Bu aşırı heyecan benim zayıf kalbimi çok yordu. Ama söyleyeceklerimi de bitirdim. Kızım, aşağıda kütüphanede benim bir damlam olacak. Onu bana getiriver. Şimdi getiririm babacığım. Hadi, sen de git artık. Onlara merak etmemelerini, hafif bir rahatsızlık geçirdiğim için gelemeyeceğimi söylersin. Bu akşam sizi yalnız bırakmasam? Buna hiç lüzum yok evladım. Kezban var yanımda. Hem merak etme, şimdi daha iyiyim. Hadi, sen hemen git. Git de onları yalnız bırakma. Sizi bu halde bırakamam. Hemen eve gidip çantamı alıp geleyim. Babacığım, ilacı içmemek için bana cevap vermiyorsun, değil mi? Ama korkutuyorsunuz beni. Baba, babacığım! Baba! Baba! Babacığım! Bu kadar sene baba hasretiyle yaşadıktan sonra tam ona kavuştuğum an tekrar kaybetmek. Bu ne acı, ne hazin bir tecelli ya Rabbi. Üstelik onu sevmeye doyadığım gibi, gönlümce matemini tutmaya da hakkım yok.
Çünkü bu evde herkes beni onun ölümüne yabancı sayıyor. Hoş geldin Kezban. Hoş bulduk. Seni çok bekletmedim inşallah. Yok, hayır. Biraz evvel gelmiştim. Seni miras meselesi için çağırdım. Bursa'da Ali Bey'in sana bıraktığı apartman var. Onun devir muamelesini yapmak için muhakkak Bursa'ya gitmemiz icap ediyor. Ama nasıl olur? Bunu evdekilere nasıl izah edebilirim? Haklısın. Çaresiz küçük bir yalan söyleyeceksin. Yalan mı söyleyeceğim? Hı? Mesela Gemlik'teki hocandan bir mektup aldığını, onun biraz rahatsız olduğunu, kendisini ziyaret etmek istediğini söylersin. Buna itiraz etmezler herhalde. Doğru olur mu dersin? Anlattım ya, Nazire teyzem biraz rahatsızlanmış. Hem onu yoklamış olurum, hem de benim için bir değişiklik olur. İyi ya, sen bilirsin. İyi yolculuklar. Seni biraz yordum ama çok şükür bir muameleyi bitirdik. Daha çıkacak mıyız? Tabii şekerim. Sahi mi? Bursa ne güzel şehir değil mi? Hı hı. Kim bilir koca Osmanlı tarihi boyunca ne aşklara sahne olmuştur buraları. Kim bilir kaç Osmanlı şehzadesi en ateşli kelimelerle sevgililerine aşkını anlatmaya çalıştı burada. Halbuki biz... Ferit. Biliyorum, biliyorum. Bunları konuşmayacaktık. Çünkü ben Lale'nin, senin kardeşinin nişanlısıyım. Saçma sapan bir sürü şey öyle ayırıyor ki bizi. Senden ancak birbirini hürmet eden iki akraba olabiliyoruz. Daha fazlasını istemeye hakkım yok. Bunu kabul etmek zorundasın. Doğru. Yalnız bilmek istediğim bir şey var. Eğer Lale olmasaydı ve ben sana gelip en samimi duygularımla aşkımı anlasaydım, gene beni reddeder miydin? Ne olur söyle Kezban, öğrenmek istiyordum. O zaman beni sever miydin? Evet Ferit. Peki... Ya Faruk? Onu hiçbir zaman sevmedim. Demek yalandı. Demek beni... Evet Ferit. Ama ne yazık ki daha fazlasını hayal etmeye imkan yok. Lale de seni seviyor. Onun dünyasını yıkamayız. Peki ya bizim yıkılan dünyamız ne olacak? Onun hiçbir önemi yok. Ferit, ne olur bir daha bu konuya dönmeyelim. Ama Kezban... Eğer devam edersen giderim. Hayır, dur. Gitme! Pekala, sana söz veriyorum bir daha bahsetmeyeceğim. Ama bir şey istiyorum senden. İster misin bugün bizim hayatımızın tek günü olsun? Sanki koca bir ömür bir arada geçirecekmişiz gibi... ...hiç yarınları düşünmeden yaşayalım onu. Ferit! Eğer bu küçük arzuma hayır demezsen... ...ileride hayatımız boyunca saklayacağımız bir hatıramız olur. Düşmeyecek.
Sevgilim bu aşk sendin. Gamsız güler yaşarken kalbe ateş verdin. Aşk bu yok yok yalan. Sevgilim bir de sen yan. Tutuşsa kalbin bir an, bu kalp senin inan. Koştum kaçtım neden, yardım beklerken senden. Unutmak mı seni boş, ben seninle hep sarhoş. Aşk bu yok yok yalan. Sevgilim bir de sen yan. Tutuşsa kalbini al, bu kalp senin inan. Merhaba Kezban. Hoş geldin. Nasıl geçti gemlik seyahati bakalım? İşte fena geçmedi. Ya öyle mi? Peki hoca hanımdan ne haber? Sıhhati düzeldi mi bari? Evet, şimdi biraz daha iyice. Müsaade eder misin bana? Odama çıkmak istiyorum. Ha dur bir dakika. Gitme, bekle. Bak sana ne göstereceğim. Bilmem beğenecek misin? Al bak bakalım. Anlat bakalım şimdi. Neler oldu Bursa'da? Hiç. Hiçbir şey olmadı. Demek Feride benim elimden almaya kalktın ha? Lale, neler söylüyorsun sen? Sakın inkara kalkma. Yaptığın işin tevil edilecek tarafı yok. Ama biliyor musun, bu benim için pek sürpriz olmadı. Benden böyle bir şey bekliyordum zaten. Lale, inan ki... Kime? Sana mı inanayım? Sebep gösterebilirsen inanırız tabii. Söyle bakalım, ne işin vardı Ferit'le beraber Bursa'da? Bunu söyleyemem. Neden? Bir sır mı bu? Evet, bir sır. Hem de bana ait olmayan bir sır. Bunu ölsem açıklayamam, ne olur bana bir şey sormayın. Duydun mu anne? Sırmış. Biz de bunu yuttuk. Lale... İnan ki Ferit'le aramızda senin saadetini gölgeleyecek hiçbir şey yok. Herhalde. Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam. Belki biraz gönül eğlendirmek istemiştir. Lale, bu sözler sana hiç yakışmıyor. Sana son defa soruyorum Kezban. Ya hakikati söylersin ya da... Ya da beni kovarsın, değil mi? Evet. Çünkü senin gibi adi bir insanın bizim evde yeri yoktur. Neler oluyor burada kuzum? Bana da anlasanıza. Kezban Feride Lale'nin elinden almaya kalktı. Daha neler? Buyurun, işte ispatı. Kezban öyle şey yapmaz. Bu işte bir gariplik var. Ben şimdi işin üç yüzünü anlarım. Kezban yavrum! Senin dürüst bir kız olduğunu biliyorum. Hiç şüphem yok ki bir anlaşmazlığa kurban gidiyorsun. Aşağıdakilere söyleyemediğin şeyi bana anlatırsan sana yardım etmeye çalışırım. Ablacığım, ne olur bana bir şey sorma. Demek bana da anlatmak istemiyorsun. Hayır, bu sırrı size bile açıklayamam. Kimse yok mu? Kimse yok mu evde? Ben varım ya.
Ama sen herhalde sevgilini arıyorsundur. Ne demek istediğini anlayamadım. Hadi canım, bal gibi anladın. Bursa maceranızdan haberimiz var. Bursa maceramızdan mı? Hı. Kezban mı söyledi yoksa? Hayır, ben keşfettim. Onda o yürek ne gezer? Lale, vaziyet bildiğin gibi değil. Ya, bak... demek sen de inkar edeceksin. Boşuna yorulma. Elimde birbirinizin kulağına aşk nameleri fısıldarken yanak yanağa çekilmiş bir resminiz var. Görmek ister misin? Bırak şimdi resmi de beni dinle. Ne söyleyebilirsin ki seni dinleyeyim? Ama biliyor musun Ferit, bu hadise beni sadece eğlendirdi. Sakın seni kıskandığımı filan zannetme, çünkü seni sevmiyorum. Aslında aldanan sensin. Necmi'yi seviyorum ben. Ya? Ya? Bundan haberin yoktu değil mi? Seninle neden nişanlandığımı biliyor musun? Sırf o köylü kızına bırakmamak için. Ama yamanmış doğrusu. Ne yaptı yaptı, Bursa'ya kadar gidip seninle buluştu. Demek ki kanında varmış aşiftelik. Soyu sopu belli olmayandan korkmak lazım derler. Lale, çok ileri gittiğinin farkında mısın? Şunu da al. Bu nişanlılık oyunundan sıkıldım artık. İstersen o kasaba çiçeğine ver. Seve seve takar parmağını, merak etme. Birbirinize pek yakışacaksınız. Yeter artık, Kezban hakkında böyle konuşamazsın. Ya, kim mani olurmuş bana, sen mi? Evet, ben! Daha ileri gidersen hakkında çok kötü olur. Allah Allah! Evine bir yanaşma al, karnını doyur, okut, adam et... sonra nişanlını elinden almaya kalksın, ağzını açma! Bunun gibisine ne derler biliyor musun? Lale! Şanlıkta... Kaba adam! Deminden beri söylememek için kendimi zor tutuyorum ama artık her şeyi öğrenmen lazım. O ölürken babasına verdiği bir söze sadık kalabilmek için bunca hakarete razı oldu. Anladın mı seni, kuş beyni mahluk? Deminden beri hakaret ettiğin o zavallı kız kim biliyor musun? Babamın ilk karısından olan kızı, senin kardeşin Kezban! Kezban senin öz be öz kardeşindir Lale. Kardeşim mi? Kızım, ağzına kaç gündür bir şey koymadın? Sana güzel bir çorba yaptım. Getirirsen biraz içer misin? Ablacığım, beni affedebilecek misin? Ablalar kardeşlerini her zaman affederler. Ablacığım... İlk ah bir ah çektim... sevgilim bu aşk sendin... Gamsız güler yaşarken kalbe ateş verdin. Aşk bu, yok yok yalan. Sevgilim bir de sen ya. Tutuşsa kalbim bir an, bu kalp senin inan. Koştum kaçtım neden?
Yardım beklerken sen unutmak mı seni boş? Ben seninle hep sarhoş. Aşk bu yok yok yalan. Sevinim bir de sen yal. Tutuşsa kalbin bir an, bu kalp senin inan.